Bir de dönüyor oraya kadar yazık. Köçeyi baktık sonuza bakalım. Şu anda kentin belki de tam merkezinde bulunmaktayız. Görmüş olduğunuz kuyu antik bir kuyu. Üzerinde zaten ip izlerinden de anlaşılıyor. Hatta bir yazıt da var. Tabii su günümüzde olduğu gibi antik çağ insanı için de son derece önemli. Paryon bizim antik kaynaklardan ve buraya gelen gezginlerden öğrendiğimize göre su sıkıntısı olan bir kent. Kemerköy adını zaten su kemerinden alıyor hemen köyün girişinde. Buranın su sorununu su kemerleriyle ve kentin değişik noktalarındaki kuyularla çözmeye çalışmışlar. Şu anda Paryon antik kentinde bizim tespit ettiğimiz 8-9 tane kuyu var ama içerisinde su olan kuyu bu kuyu. Binlerce yıldır hizmet veren bir kuyu. Yani bugün biz kullanıyoruz. Bundan belki de 2000 yıl önce antik çağ insanı bundan faydalanmaktaydı. Bu suyun bir özelliği var. Bizim öğrendiklerimize göre gezginlerden ve antik kaynaklardan. Buradaki su şifalı bir su. İşte buranın pastalarının, çöreklerinin, mavi yengeçlerinin, uskumrularının çok meşhur olduğunu ve burada bir sülalenin yılan zehri kullanarak hastaları iyileştirdiğinden bahsediyor. Bazı gezginler de buraya gelenler de bu suyun şifalı olduğunu, cilde iyi geldiğini, güzelleştirdiğini, mide rahatsızlıkları iyi geldiğiyle ilgili bir takım söylentiler var. Dolayısıyla önemli bir belge, önemli bir buluntu yani burası için.